bizim için de zor bir turnuvaydı. Yani bir hedefimiz vardı, bir şampiyon olmak istiyorduk ama üçüncü olmak da bizi gayet gururlandırdı. Yani onun dışında tüm takım inanılmaz konsantre bir şekilde maçların hepsine çıktık. Bir tane talihsiz bir kaybettiğimiz maç oldu ama o da yapacak bir şey yok. Bir sonraki turnuvada artık Avrupa birincisi, dünya birincisi olmayı hedefliyoruz. Şimdi bir şey İspanya maçını kaybettikten sonra Türkiye'ye bir madalyayla, bir başarıyla dönmek istediğimiz için ABD maçına daha farklı bir şekilde hazırlandık. Daha konsantre bir şekilde maça hazırlandık. Yani tüm maçlardan daha farklı, bir de tarih yazma fırsatımız olduğu için daha konsantreydik. Ve onlar da işe yaradı ve dünya üçüncüsü olduk ABD'yi yenerek. Bizim için büyük bir başarıydı. Tüm 12 oyuncunun 12'sinin de milli takımda iyi bir işler yapabileceğini, süreler alabileceğinden eminim. Yani tüm takımıma da bu konuda güveniyorum. Umarım olur. Onları yine tekrar yenmeyi planlıyoruz çünkü. Daha önce Türkiye'de ne A milli takım seviyesinde ne de altyapılarda böyle bir başarı elde edilmediği için yani hem üçüncü olup madalya alabilmenin motivasyonu ve hem de böyle bir şekilde tarihe geçmenin motivasyonu bizi daha da motive etti, daha da ittirdi. Maç içerisinde asla birbirimizden kopmadık ve maç içerisinde de fark ettik aslında bunu yapabileceğimizin, Türk çocuğunun bunu yapabileceğini. Bu bizi daha da motive etti ve aslında neredeyse çok da zorlanmadan Amerika'yı mağlup ettik. Ya tabii ki A milli takımımız da biz de zamanla oralara monte olacağız. Şu an zaten hali hazırda A milli takımımızın da iyi bir kadrosu var bence. Bu yaz olimpiyat elemeleri olsun, oynayacakları maçlar olsun bence gayet iyi sonuç verecektir abilerimiz. Fazla da diyecek bir şey yok bu konuda. Çünkü aslında Türk basketbolcusu ne kadar çalışkan, ne kadar yetenekli olduğunu altyapılarla gösterdi. A milli takımımız da zaten şu an gayet oldukça genç bir kadroya sahibiz. 2002'li, 2001'li birçok genç arkadaşımız var orada da, abimiz var. Vallahi onlar da en iyi şekilde temsil edeceklerdir bizi, öyle düşünüyorum. Burada Ergin Hoca'ya bir mesajınız var mı? Ergin Hoca'ya bir mesajımız. Zaten onun gözü üzerimizdedir diye tahmin ediyorum. İzlemiştir bizi. Zaten sezon içinde de çoğumuzu takip ediyordur. Berke zaten hali hazırda milli takım kadrosuna, aday kadroya daha doğrusu çağrıldı. Ona da buradan tekrardan başarının devamını diliyoruz. İnşallah kendisi de kadroya girerek, 12'ye girerek bizi de orada temsil eder. Bizim de buralara gelebileceğimizin, yani ne kadar yaşımız ufak olsa da bir tehlike olduğumuzun mesajını verir onlara. Sonra Amerika maçına farklı bir motivasyon hazırlamamız gerekiyor. Çünkü takım arkadaşımız Emin Arda Sivas'ın ön çapraz bağlarından yaşadığı bir sakatlığı vardı. Onun için kazanmamız gerekiyordu. Kendimize bir final oynayamasak da kendimize bir madalya maçında bulmamız gerekiyordu. Ve o fırsat iki kez ellerimize geldi. Ellerimizin altındaydı ve o rakip Amerika'ydı. Ve maçı çok iyi bir şekilde hazırlarıp hem staff hem oyuncular tarafından çok iyi bir şekilde hazırlanıp maçta galibiyet almayı bildik. Öncelikle inanılmaz bir jenerasyonumuz var. İnanılmaz basketbolcularımız da kendimize çok güveniyoruz. İnşallah ileride A milli takıma bir sürü oyuncu vereceğiz. İspanya maçını kaybettikten sonra Emir Arda'nın sakatlaması bizi çok üzdü. Sonra maçı da kaybettik. Daha fazla üzüldük ve inanılmaz motive olduk. Ülkemize çünkü madalya getirmemizi çok istiyorduk ve bunu başardık. Bu motivasyonla çıktık ve herkes elinden geleni yaptı. 12. oyuncu bile oyuna girmese bile elinden geleni bench'te bağırarak, her türlü desteyerek verdi. Masöründen staffına, herkese çok teşekkürler. Ülkemize daha fazla madalya getireceğiz. Bu jenerasyonun ismini her yerde duyuracağız. İnanılmaz bir jenerasyon geliyor. Olimpiyatlarda falan inanılmaz bir madalyalar gelecek. Bizi izlemeye devam edin ve bizi destekleyin. Teşekkürler. Tabii ki bizler için çok zor bir dünya şampiyonasıydı. Rakiplerimiz çok kuvvetliydi. İspanya'ya kaybederek yarı finalde üçüncülük, dördüncülük maçını Amerika ile oynama fırsatı elde ettik. Gerçekten takım olarak inandık, kenetlendik ve Amerika karşısında Türkiye tarihinde bir ilki başararak üçüncülük elde ettik, bronz madalya ettik. Tabii bu bronz madalyayı alırken de dediğim gibi basketbol gibi bir ülke niteliği taşıyan Amerika Birleşik Devletleri'ni yenmemiz umarım gelecekteki basketbol oynamayı düşünen gençlere inanılmaz bir ufuk ve yol açar. Dediğim gibi başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ederiz destekleri için.
Önümüzde de şimdi bir U20 Avrupa Şampiyonası var. Yunanistan'ın Girit şehrinde düzenlenecek. Biz şimdi Perşembe günü takım olarak oraya gideceğiz. Orada da madalya şansımızı sürdüreceğiz inşallah. Çok geldi. Zaten dediğim gibi bu 2004 ve 2005 jenerasyonumuz gerçekten özel bir jenerasyon. Bizlere 12 dev adamı hatırlatan bir jenerasyonumuz. Onlardan aldığımız örnek davranışlarla, örnek sahaya yansıtabildiğimiz basketbol anlayışıyla çok değerli başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu'nun da önderliğinde onların yaşattığı heyecanı milletimize, gençlerimize yaşatmak istiyoruz. Valla bizim için biraz zor oldu. İşin aslı beklenmedik bir İspanya yenilgisi, farklı bir İspanya yenilgisi aldık ama İspanya'da bu basketbol ekolü haline geldiği için iyi bir takımları var, iyi jenerasyonları var. O gün de hani talihsiz bir sakatlık yaşadık. Önemli oyunumuz Emir Arda Sivas'ın bir dizinden yaşadığı talihsiz sakatlık. Takımı çok demoralize etti maç içerisinde. O dakikadan sonra konsantre olamadı çocuklar. Duygusal olarak bir çöküş yaşadık. Ama akşam işte değerli sporcu kardeşlerimle, basketbolcu kardeşlerimle yaptığımız toplantılarda, özel görüşmelerde adlarını altın harflerle yazdırabileceklerinin mesajını verdim kendilerine. Çünkü ben de sakatlanarak basketbolu bırakmak zorunda kalanlardan biriyim. Onlara sporun içinde sakatlığının da olduğunu ama bu zamanın da, bu şansın da her zaman gelmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri ile Dünya Kupası'nda oynayabilme fırsatı buldukları için çok şanslı olduklarını söyledik. Hepsi bunlardan dediğim gibi zaten hani bilinçli ve hedefleri olan sporcular. Onu da motive etme konusunda işin aslı bize çok fazla bir iş düşmedi. Söz konusu ay yıldız ve bayrağımız olunca işin aslı sahaya farklı bir motivasyonla çıkıyor. Hepsi birer böyle, bizler de öyle.